Yeryüzünde dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Süleyman aleyhisselam, kafirler ise Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytinden birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmani Akbar. Deccal gelir, taht verilir, karşı koyan yok edilir. Düzen biter, kaos gelir, tüm akıllar zapt edilir. Ahir zaman şiddetlendi, fitnelerin ortasındayız. Gözlerimiz açık lakin anlamamaktayız. Yeryüzünde zulüm dolu, yeryüzünde gözyaşı. İnsanoğlu yoldan çıktı, düzeltmez bunu aşı. Müslümanın cismi kaldı, kimliklerde yalnız adı. İslam ile müşerreftir, lakin bilmez şeriatı. Allah'ın vaadi haktır, Rahmani akıl gelir. Kurdukları bu düzeni bozacak yiğit gelir. Zuhurunu bilen Süfyan ona tuzaklar kurar. Yüce Rabbim vaadi haktır, korur görünmez ordular. Açıldı bak Ayasofya, atıldı tüm prangalar. Zuhur eder 313 alim ile Mehdi gelir. Seyitlerin başındadır, Salih bin Temim çıkar. Amacıysa hilafettir, Süfyan ile cenk eder. Yenilince orduları sığınır Medine'ye. Zuhur vakti geldiğinde biat eder Mehdi'ye. Ehl-i sünnet ihlas ile zemin hazır eder iken bütün İslam orduları gelir biat etmeye. Amik o aslında cümle cihan birleşir gelir. Üçte biri şehit olur, münafıklar terk eder. Allah inayet eder ve imanları arttırır. Kalan günahkar ümmeti Rabbim muzaffer eder. Mehdi bu ümmettendir ve Hazreti İsa'ya imam olacaktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmani akıl. Geberirken Süfyan orduları olur tarumar. Tekbirlerle İstanbul'u ikinci kez fetheder. Kutsal emanetleri alır ve hakkı haykırır. Kafir beldeleri fetheder ve İslam şahlanır. Tuzakları mahvolunca iner Deccal İran'a. Zelzeleyle toplar oradan bütün Yahudileri. Ordusundan münafıklar, satılmışlar dinsizler. Maskelerin arkasında gizlenen Yahudiler. 40 gün verilmiş Deccal'e, gezer cümle cihanı. Mabudunuz benim deyip saptırır gafilleri. Olmazları oldurur, öldürür ve diriltir. Teknolojik cennetiyle kandırır cahilleri. Kafir cinler secde eder, hazineler elindedir. İman eden bolluk görür, inkar eden kıtlık çeker. Öldüremez, yaklaşamaz, kimse onunla savaşamaz. Büyülüdür sözcükleri, yaklaşanlar ayrılamaz. Tuzakları alengirli, doğru yanlış belli değil. Akıllar hep karma karışık, alametler işte ortada. Ondan evvel iman fayda vermez ise sahibine. Hakikati anlayamaz, iman eder Deccale. Bu haberi alan Mehdi ordusuyla düşer yollara. Şam'a vardığında zuhur eder Hazreti İsa. Ardında namaz kılar ve tabi olur Mehdi'ye. Kudüs civarında yetişirler Mesih Deccal'e. Allah'ın düşmanı Deccal, Hazreti İsa'yı görünce tıpkı tuzun suda erimesi gibi erimeye başlar. Eğer bırakacak olsa kendi kendine helak oluncaya kadar eriyecekti. Ancak Allah onu İsa aleyhisselamın eliyle öldürmeyi dilediğinden o onu öldürür ve mızrağının ucundaki kanı halka gösterir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Yeryüzünde dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Süleyman aleyhisselam, kafirler ise Nemrut ve Buhtun-Nasır'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytinden birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmani Akbar. Deccal gelir, taht verilir, karşı koyan yok edilir. Düzen biter, kaos gelir, tüm akıllar zapt edilir. Ahir zaman şiddetlendi, fitnelerin ortasındayız. Gözlerimiz açık lakin anlamamaktayız. Yeryüzünde zulüm dolu, yeryüzünde gözyaşı. İnsanoğlu yoldan çıktı, düzeltmez bunu aşı. Müslümanın cismi kaldı, kimliklerde yalnız adı. İslam ile müşerreftir, lakin bilmez şeriatı. Allah'ın vaadi haktır, Rahmani akıl gelir. Kurdukları bu düzeni bozacak yiğit gelir. Zuhurunu bilen Süfyan ona tuzaklar kurar. Yüce Rabbim vaadi haktır, korur görünmez ordular. Açıldı bak Ayasofya, atıldı tüm prangalar. Zuhur eder 313 alim ile Mehdi gelir. Seyitlerin başındadır, Salih bin Temim çıkar. Amacıysa hilafettir, Süfyan ile cenk eder. Yenilince orduları sığınır Medine'ye. Zuhur vakti geldiğinde biat eder Mehdi'ye. Ehli sünnet ihlas ile zemin hazır eder iken bütün İslam orduları gelir biat etmeye. Amik ova aslında cümle cihan birleşir gelir. Üçte biri şehit olur, münafıklar terk eder. Allah inayet eder ve imanları arttırır. Kalan günahkar ümmeti Rabbim muzaffer eder. Mehdi bu ümmettendir ve Hazreti İsa'ya imam olacaktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmani akıl. Geberirken Süfyan orduları olur tarumar. Tekbirlerle İstanbul'u ikinci kez fetheder. Kutsal emanetleri alır ve hakkı haykırır. Kafir beldeleri fetheder ve İslam şahlanır. Tuzakları mahvolunca iner Deccal İran'a. Zelzeleyle toplar oradan bütün Yahudileri. Ordusunda münafıklar, satılmışlar dinsizler. Maskelerin arkasında gizlenen Yahudiler. 40 gün verilmiş Deccal'e, gezer cümle cihanı. Mabudunuz benim deyip saptırır gafilleri. Olmazları oldurur, öldürür ve diriltir. Teknolojik cennetiyle kandırır cahilleri. Kafir cinler secde eder, hazineler elindedir. İman eden bolluk görür, inkar eden kıtlık çeker. Öldüremez, yaklaşamaz, kimse onunla savaşamaz. Büyülüdür sözcükleri, yaklaşanlar ayrılamaz. Tuzakları alengirli, doğru yanlış belli değil. Akıllar hep karma karışık, alametler işte ortada. Ondan evvel iman fayda vermez ise sahibine. Hakikati anlayamaz, iman eder Deccale. Bu haberi alan Mehdi ordusuyla düşer yollara. Şam'a vardığında zuhur eder Hazreti İsa. Ardında namaz kılar ve tabi olur Mehdi'ye. Kudüs civarında yetişirler Mesih Deccal'e. Allah'ın düşmanı Deccal, Hazreti İsa'yı görünce tıpkı tuzun suda erimesi gibi erimeye başlar. Eğer bırakacak olsa kendi kendine helak oluncaya kadar eriyecekti. Ancak Allah onu İsa aleyhisselamın eliyle öldürmeyi dilediğinden o onu öldürür ve mızrağının ucundaki kanı halka gösterir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Thank you.
Thank you.